Verda turistlere bisiklet kiralıyormuş. Güzel iş. Evet her müşterinin boyunu ve müşterilerinin kiraladığı bisikletlerin şasi ya da kadro boyutlarını evet e, santimetre türünden kaydediyormuş. Kaydettiği verilerin grafiğini çizdikten sonra Verda iki değer arasındaki ilişkinin oldukça doğrusal olduğunu fark etmiş ve bu verileri kullanarak aşağıdaki en küçük kareler regresyonu denklemini müşterilerin boyundan şasi ya da kadro boyutlarını tahmin etmek için hesaplamış. Burada da o denklem verilmiş. Şimdi soruya bakmadan önce Verda'nın ne yaptığı üzerine biraz düşünelim olur mu? Önce bir takım müşterileri oluyor ve bisikleti kiralayan müşterinin boyu ile kiraladığı bisikletin kadro boyutunu kaydediyor. O halde Verda'nın çizmiş olduğu grafik yatay eksende müşterilerin santimetre türünden boyları, düşey eksende ise bisikletlerin yine santimetre türünden kadro boyutlarını gösteren bir grafik olabilir. Mesela 100 santimetre boyutunda olan biri kadro Kadro boyutu 25 santimetre olan bir bisiklet kiralamış olsun. Bunun pek mantıklı olup olmadığını bilmiyorum aslında. Belki aranızda bisikletlerle yakından ilgilenenler vardır. Onlar daha iyi bilirler. Ama şimdilik böyle kabul edip devam edelim. Onu da buradaki nokta ile göstermiş. Mesela yine 100 santimetre boyunda biri biraz daha büyük kadrolu bir bisiklet kiralasın. Onu da buradaki nokta ile göstermiş olsun. Ardından en küçük kareler yöntemini kullanarak regresyon doğrusunun denklemini hesaplamış. En küçük kareler regresyonu da bu verilere en uygun doğruyu oluşturmaya çalışmış ve genelde bunu bulmak için hesap tablosu veya bilgisayar kullanılır. Bu doğruyu grafikteki noktalar arasındaki mesafelerin karelerini en aza indirmek için çizeriz. Ve eğer en küçük kareler regresyonunu çizmek istersek şöyle bir şey gözükebilir. Evet bu sadece göz kararı bir çizim. Şöyle önce cetvel aracımı seçeyim. Aşağı yukarı şöyle bir doğru olur. Şunu da şöyle çizeyim. Evet kabaca böyle bir çizgi olması gerekir. O zaman regresyon doğrumuzu şapkalı y eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 x olarak yazabiliriz. Bunu iki şekilde yorumlayabilirsiniz. İsterseniz elinizdeki veriler arasındaki ilişkinin modelini görebilirsiniz. İsterseniz de yeni bir müşteri geldiğinde boyunu formüldeki x yerine koyup kiralayabilecekleri bisikletin kadro boyutunu tahmin edebilirsiniz. Ama bize boyu 155 santimetre olan ve kadrosu 51 santimetre olan bir bisikleti kiralayan bir müşterinin hatasını soruyorlar. Peki, şimdi bunu nasıl düşünmemiz gerekiyor? Soruda verilen gerçek değer ile regresyon çizgimizin tahmin ettiği değer arasındaki farka bakarsak hatayı bulacağız, öyle değil mi? O zaman hatayı şöyle yazabiliriz. Hata eşittir gerçek eksi Tahmin, evet. Eğer tahmin edilen gerçek değerden büyükse hata negatif bir sayı olacak. Tam tersi şekilde eğer gerçek değer tahmin edilenden büyükse hata pozitif olacak deriz. Gerçek değeri biliyoruz. Soruda bize bunu vermişler. 155 santimetrelik birinin kadro boyu 51 santimetrelik bisiklet kiraladığı söylenmiş. O zaman burası 51 santimetre. Peki tahmin edilen kaç? Bunun için Verda'nın bu olduğu regresyon denkleminden faydalanacağız. Tahmin edilen, bunu turuncu ile yazayım. Tahmin edilen eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı kişinin boyu. Boyunun da 155 santim olduğunu biliyoruz. Bunun sonucu da bize tahmin edilen değeri verecek. Şap şapkalı çizgimizin çizgisel regresyonumuzun tahmin ettiği şey o zaman kaç ediyormuş burası 1 bölü 3 artı 155 bölü 3 bu da eşittir 156 bölü 3'ten tam olarak 50 2 öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla çizgimizin tahmini 52 oluyormuş. Bunu grafikte göstermek istersek e, boyu 155 o da şurada bir yerde ve çizginin hemen altına denk geliyor. Çizginin hemen altına denk geliyor değil mi? Ve bu mesafenin çizginin hemen altında olduğu için mesafenin ya da bu durumda hatanın demek daha doğru negatif olacağını görebiliyoruz ve burası da. Eksi 1 olacak. Eğer buraya daha yakından baksaydık böyle pek e, görünmüyor. Şöyle çizeyim. Diyelim ki çizgiye şöyle yakınlaşırsak. Evet böyle gözükecekti. Veri noktamız burada olacaktı. Çizginin altında olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla hatamız negatif olacak ve hatanın büyüklüğünü de çizgiden ne kadar aşağıda olduğumuza bakarak buluyoruz. Bu durumda hatamız eksi 1 ve işte bu da bizim hatamız. E, hatasız kul olmaz bunu da gerçek veriden regresyon çizgisinin tahmin ettiği değeri çıkartarak bulduk.